Kitabımızın adı Dirina Köprüsü. Yazar Ivo Andrić. Yayın evi İletişim Yayınları. Çeviri Hasan Ali Ediz ve Nuriye Öztakimoğlu. Bir. Dirina daha çok sarp dağlar arasında dar boğazlarda ya da derin uçurumlar içinde akar. Ancak birkaç yerinde kıyıları geniş vadiler halinde açılır, kah bir kıyısında, kah her kıyısında insanların yaşamasına ve tarıma elverişli bazen düz, bazen dalgalı ama bereketli ovalar meydana getirir. Bu ovalardan biri de burada, tam Dirina'nın Butko kayalarıyla Uzonvička dağlarının arasında dar boğazdan ani bir dirsek yaparak meydana çıktığı noktada Vişegrad'da başlar. Bu yerde Dirina'nın çizdiği açı öylesine dar, İki yandaki dağlar da öylesine sarp, dik ve birbirine yakındır ki adeta tek parça bir dağ yığını gibi görünür. Irmak sanki karanlık bir duvardan fışkırıyormuş izlenimini verir. Ama dağlar birbirinden ayrılarak biçimsiz bir amfiteatr şeklini alır. Ne var ki bunun en geniş yerinde bile çapı kuş bakışı 25 kilometreyi geçmez. O kapalı gibi duran sarp ve siyah dağlar arasında yeşil köpüklü sularıyla Dirina'nın bütün heybetiyle meydana çıktığı yerde büyük bir köprü yükselir. Zarif bir biçimde oyulmuş, geniş aralıklı 11 kemerin üstünde yükselen bu köprüden başlayarak toprağa inişli çıkışlı yelpaze biçiminde bir ova uzanır. Küçük bir kasaba olan Vişegrad'la dolaylarını içine alır. Küçük tepelerin yamaçlarında serpilmiş köyler, tarlalar, otlaklar, etrafı çevrilmiş erikler ve seyrek çam koruları göze çarpar. Ufkun sonundan bakılınca insana sanki yalnız yeşil Dirina değil, tepesindeki güneşle, üzerindeki bitkilerle bütün bu ışıklı, ekilmiş topraklar da beyaz köprünün geniş kemerlerinden akıp yayılıyormuş gibi gelir. Köprüden başlamak üzere ırmağın sağ kıyısında, bir bölümü yamaçta, bir bölümü ovada olmak üzere çarşı ile kasabanın merkezi bulunur. Köprünün öbür yakasında, sol kıyısında, boylu boyunca Maluhino Ovası uzanır ve Sarajevo'ya giden yolun çevresine serpilmiş evleriyle ayrı bir mahalle meydana getirir. Böylece Sarajevo'ya giden yolun iki parçasını birleştiren köprü, kasabayı da dış mahallesine bağlar. Burada bağlar kelimesi, güneş sabahları, bazı insanların çevremizi görmemiz ve işlerimize gitmemiz için doğar. Akşamları da uyuyarak günün yorgunluğunu dindirmemiz için batar. Dediğimiz zamanki kadar bir gerçeğin anlatımıdır. Çünkü değerli bir eser ve eşsiz güzellikte olan bu yapı, daha zengin, ticaret bakımından daha gelişmiş şehirlerde bile bulunmayan bu köprü, eskiden böylesi koca imparatorlukta ancak iki tane var derlerdi. Dirina'nın yatağı üstünde güvenilir, temelli biricik geçittir. Bosna'yı Sırbistan'a, oradan da daha uzaklara, Osmanlı İmparatorluğu'nun öteki bölgelerine, hatta ta İstanbul'a kadar bağlayan biricik bağdır. Önemli, büyük köprülerin iki yanında ve bağlantı noktalarında bulunan küçük kasabalarla dolaylarının gelişip genişlemelerinin pek tabidir. Böylece zamanla burada da köprünün iki yakasında evler, binalar çoğaldı. Kasaba köprü sayesinde yaşadı ve sağlam bir kökten güç alır gibi büyüdü. Kasabanın tablosunu tamamlamak, köprü ile olan ilişkisini iyice açıklamak için şunu da söylemek gerekir ki, kasabada başka bir köprü ile bir başka akarsu daha vardır. Bu, tahta bir köprüsü olan Rızav Irmağı'dır. Kasabanın sonlarında Rızav, Dirina'ya dökülür. Onun için kasabanın merkezi ve en kalabalık yeri, biri büyük ötekisi küçük, iki ırmak arasında bir dil gibi uzanan kumlu topraklarla bulunur. Irmakların birleştiği yerde kasabanın merkezi kurulurken, dağınık dış mahallelerde de köprünün öte yanında, Dirina'nın sol, Rızav'ın sağ kıyısında uzanır. Kasaba su üstünde kurulmuştur. Kasabada başka bir köprü ile başka bir akarsu daha bulunduğu halde, köprü üstünde sözü hiçbir zaman Rızav'ın üstündeki köprü anlamına gelmez. O ne bir tarihi ne de bir özelliği olan basbayağı tahtadan bir köprüdür. O yalnız halka ve hayvanlara geçitlik yapar. Köprü üstünde denince sadece Dirina üstündeki taş köprü akla gelir. Köprünün aşağı yukarı uzunluğu 250, genişliği de 10 adımdır. Orta yerinde birbirine eşit iki teras biçiminde genişler.
Bu teraslar ortadan geçen araba yolunun iki katı genişliğindedir. İşte köprünün bu bölümüne kapıya derler. Üst bölümü gittikçe genişleyen orta sütunu iki yanında yardımcı sütunlar eklenmiş, araba yolunun sağında ve solunda teraslar bu sütunlara dayanarak gürüldeyen yeşil suların üstünde heybetle ve zarafetle boşluğa doğru uzanmıştır. Uzunlukları ve genişlikleri 5 adım kadar olan bu terasların etrafı köprününki gibi taş parmaklıklarla çevrilmiştir. Kasabadan gelişte sağda terasa sofa derler. İki basamakla çıkılır. Etrafı taş sıralarla çevrilmiştir. Parmaklıklar bu sıralara arkalık ödevini görür. Basamaklar, sıralar, parmaklıklar hep aynı beyaz taştan yapılmıştır. Sofanın karşısındaki sol teras da aynıdır. Yalnız boştur. Sırası falan yoktur. Parmakların orta yerinde insan boyunda bir duvar vardır. Onun tepesine beyaz mermer bir kitabe konmuştur. Kitabenin üzerine Türkçe güzel bir yazı ile 13 dizeden oluşan bir manzum olarak köprüyü yaptıranın adı ve yapılış tarihi kazınmıştır. Duvarın dibinde bir çeşme vardır. Suyu taş bir ejderhanın ağzından akar. Bu terasa cezveleri, fincanları ve her zaman yanan mangalıyla bir kahveci yerleştirilmiştir. Sofada oturanlara karşıdan karşıya kahve taşır, işte kapıya burasıdır. Bu kasabada oturanların yaşamı bu köprü ile kapıyasının üstünde, çevresinde ya da onunla ilgili olarak gelişir, akıp gider. Özel ya da genel yaşantıya her geçen konuda, masallarda her zaman köprü üstünde sözü duyulur. Gerçekten de çocukların ilk gezintileri, ilk oyunları orada başlar. Dirina'nın sol kıyısında doğan Hristiyan çocukları daha bir haftalık iken köprüyü geçerler. Çünkü vaftiz olmak için onları sağ kıyıdaki kiliseye götürürler. Hatta sağ kıyıda oturanlar, yani Müslüman çocukları bile tıpkı babalarının ve dedelerinin yaptığı gibi çocuklukların büyük bir bölümünü köprünün üstünde ya da çevresinde geçirirler. Olta ile balık tutarlar, kemerlerin arasında uçuşan güvercinleri yakalarlar, gözleri ince bir sanatla oyulmuş, bu açık renk taşları zarif çizgilerine daha küçük yaştan alışmıştır. Onun bütün oymalarını, oyuklarını ezbere bilirler. Aynı zamanda köprünün kurulduğu çağ üzerine anlatılan bu hikayeleri, masalları da ezbere bilirler. Bu hikayeler hayalle gerçeğin tuhaf bir karışımından doğmuştur. Çocuklar bunları daha hayata gözlerini açtıkları günden beri bilirler. Sanki doğarken bu bilgilerle doğmuşlar gibi. Tıpkı dualar gibi ne zaman öğrendiklerini ya da kimin öğrettiğini hatırlamazlar. Bilirler ki bu köprüyü Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa yaptırmıştır. Ve o bu köprü ile kasabayı çevreleyen şu dağlardan birindeki Sokoloviç köyünde doğmuştur. Bu dayanıklı taş anıtın yapılması için gerekli emri ve parayı ancak bir sadrazam verebilirdi. Bir vezir, çocuk hayalinde parlak, önemli, korkunç ve karmaşık bir yaratıktır. Köprüyü Mimar Rade yapmıştır. Sırbistan'da böylesine çok, güzel ve ölmez eser bırakabilmesi için onun yüzlerce yıl yaşamış olması gerekir. O, kim olduğunu bilinmeyen masallaşmış bir üstattır. Toplum ona dilediği, istediği biçimi vermektedir. Çünkü kafayı birçok adla yormak, fikirce de olsa birçok kişiye borçlu kalmak hoşlarına gitmez. Yine bilirler ki süperisi bu yapıyı daima baltalamıştır. Gündüz yapılanları gece bozmuştur. Nihayet sulardan bir ses gelerek Mimar Rade'ye Stoye ve Ostoya adlı biri erkek, biri kız, iki kardeş bulup onları ortadaki sütunların içini ördürmesini öğütlemiştir. Hemen bütün Bosna'da bu çocukları aramaya başlamışlar ve onları getirecek olana armağanlar adamışlar. En sonunda Seymenler ücra bir köyde yeni doğmuş ikiz iki kardeş bulup zorla getirmişler. Ama anneleri yavrularından ayrılmak istememiş. Yediği dayaklara aldırmayarak bağıra çağıra Vişegrad'a kadar arkalarından gelmiş, orada mimarın karşısına çıkmayı başarmış. Masal, çocukların duvarın içine örmüşler diye sürüp gider. Çünkü başka türlü olmasına imkan yoktu. Yalnız mimar onlara acıdığından mutsuz annelerinin gelip onları emzirebilmesi için sütunların arasında geniş boşluklar bırakmış. Bu boşluklar sanatla yapılmış yalancı pencerelerdir. Tıpkı kalem azgarları gibi bir şey. Şimdi bu deliklerde yabani güvercinler yuva yapar. Yüzyılların anısı olarak bu duvarlardan ana sütü sızmaktadır.
Bu incecik beyaz bir sızıntıdır ve yılın bir mevsiminde taşın üstünde silinmez bir iz halinde görünür. Ana sütü çocuk düşüncesinde yakın bir geçmişe bağlı, tatsız, yavan, aynı zamanda vezirler ve mimarlar gibi esrarlı bir belirsiz şeydir. Halk sütunların üzerindeki bu izleri kazır, bir toz halinde saklayıp sütü olmayan emzikli annelere satar. Köprünün orta sütununda kapıyanın altında daha geniş bir aralık vardır. Kanatsız bir kapı gibi. Demir bir mazgal gibi bir şey. Bu sütunun içinde büyük, karanlık bir oda bulunduğu ve bu odada siyahi bir Arap yaşadığı rivayet edilir. Bunu da çocukların hepsi bilir. Birbirleriyle yarışırcasına uydurdukları hayali hikayelerde bu Arap büyük rol oynar. Kime görünse o insan ölür. Henüz hiçbir çocuk görmemiştir onu. Çünkü çocuklar ölmezler. Ama bir gece Hamide görünmüş. Astımlı, gözleri kanlı, başı her zaman dumanlı bir hamal olan bu adam daha o gece ölmüş. Aslında kör kütük sarhoşmuş ve geceyi sıfırdan aşağı 15 derecede açık bir gök kubbe altında geçirmiş. Çocuklar onları hem çeken hem korkutan bir uçurumu seyreder gibi ara sıra bu karanlık aralıktan içeri bakarlar. Bütün dikkatleriyle bakıp bir şey görünce bağırmaya sözleşirler. Ağızları açık, gözlerini bu keskin ve karanlık çukura daldırırlar. Merak ve korku içinde titreyerek beklerler. Sonunda ya solgun bir çocuk siyah bir perdeymişçesine salınmaya başlar ya da yaramaz çocuğun biri, her zaman da böyle biri bulunur, Arap diye bağırarak kaçar ve oyunları bozulur. Aynı zamanda hayal kırıklığına da uğrarlar. Hele hayalleri güçlü olanlar şakadan hiç hoşlanmazlar. Çünkü onlar dikkatle bakacak olurlarsa bir şey görmeyi başaracaklarına inanmaktadırlar. Çocukların çoğu geceleri rüyalarında bile bu Arap'la uğraşırlar. Yanlarındaki anneleri onları uyandırarak bu korkulu rüyadan kurtarır. Onlara bir bardak su vererek Allah'ın adını tekrarlamalarını söyler. Gündüzki oyunlarında yorgun düşen çocuklar da nihayet derin bir uykuya dalar. Hiçbir korku çocuklarda kökleşip sürüp gidemez. Köprünün üst yanında toprağa kireçli olan ve dik kıyıda iki yuvarlak oyuk görülür. Bu delikler ikişer ikişer düzgün aralıklarla devam eder. Sanki dev bir atın nal izleriymiş gibi. Bu izler eski kasabanın yukarısında inmektedir. Taşlı yokuşun dereye kadar gelmekte, sonra yine öteki kıyıda görülmektedir. Nihayet kahverengi yumuşak toprakta ve bitkiler arasında kaybolmaktadır. Yaz aylarında taş kıyıda balık tutan çocuklar bilirler ki bu izler eski zaman savaşçılarınındır. O devirde yeryüzünde çok iri yapılı yiğitler yaşarmış. Taş henüz sertleşmemiş, toprak gibi yumuşakmış. Bu yiğitlerin atları da kendileri gibi iriymiş. Bu izler yalnızca Sırp çocukları için şaratsın nal izleridir. Kraliyeviç Marko yukarıdaki eski kalenin zindandan kaçmış ve bir sıçrayışta o zamanlar köprü olmayan Drina'nın öbür kıyısına geçmiş. Müslüman çocukları ise onların Kraliyeviç Marko'nun atının izleri olmadığını bilirler. Çünkü bir Hristiyan piçinin böyle bir gücü ve böyle bir atı nasıl olabilir? Bunlar Cercelez Aliya ile kanatlı kıstırağın izleridir. Onun dereyi geçmek için sala ve köprüye ihtiyacı yoktur. En büyük ırmak küçük dereler gibi bir sıçrayışta aşardı. Ama Müslüman ve Hristiyan çocuklar bu konuda hiç kavga etmezlerdi. Her iki taraf da kendi inancının doğruluğundan emindir. Bir kimsenin inancı ve görüşünü bir başkasının değiştirdiği hiç görülmemiştir. Büyük bir kase kadar geniş ve derin olan bu çukurun içine büyük yağmurlardan sonra sular birikir ve tıpkı taş vazolarda olduğu gibi uzun zaman kalır. Yağmur suyu ile dolu olan bu çukurlara çocuklar kuyu adını verirler ve inançları ne olursa olsun hepsi de tuttukları balıkları bunların içine bırakırlar. Sol kıyıda hemen yolun üst yanında oldukça büyük bir tümsek vardır. Sert, kayalı bir toprak yığınıdır bu. Bu tümseğin üstünde çelik bir tel gibi sert ve dikenli bir ottan başka ne bir çiçek ne de bir yeşillik biter. Köprünün çevresinde oynayan çocuklara sınır ve nişan tahtası ödevini görür. Eskiden tümsek Radivas'ın mezarı diye anılırdı. Rivayete göre o bir Sırp kahramanı ve çok güçlü bir insanmış.
Sadrazam Mehmet Paşa, Dirinna'nın üstünde bir köprü yaptırmak üzere adamlarını yollayınca herkes bu emre boyun eğmiş ve bedava çalışmaya katlanmış. Yalnız Radisav kafa tutmuş ve halkı ayaklandırmış. Dirinna'nın üstünde bir köprü kurmak isteyenin zorluklarla karşılaşacağını bildirmiş. Vezir onu yakalayıncaya kadar hali uğraşmış. Çünkü bir insan gücünün yetemeyeceği bir güce sahipmiş. Ona ne kama tesir edermiş ne de tüfek. En kalın halatları ve zincirleri bir ip gibi koparır atarmış. Ona bu gücü üstünde taşıdığı bir tılsım sağlıyormuş. Eğer vezirin adamlarından kurnaz ve sinsi biri çıkıp Radisav'ın uşağını söyletmeseymiş, belki sadrazam bu köprüyü kurmayı hiç başaramayacakmış. Sırrını öğrenince delikanlıyı uykusunda ipek iplerle bağlayıp boğmuşlar. Çünkü taşıdığı muskanın yalnız ipeğe etkisi oluyormuş. Kadınlarımız yılda bir gece bu tümseyin üstünde gökten beyaz bir ışık indiğini iddia ederler. Ve bu sonbaharda Hazreti İsa'nın doğumu ile Hazreti Meryem'in göğe çekilmesi arasındaki tarihe rastlarmış. Bu masala inansın inanmasın gökten bu ateşin inmesini bekleyen pek çok çocuk olmuş. Ama hiçbiri bir şey görmemiştir. Çünkü daha gece yarısı olmadan uyuyup kalmışlardır. Oysa böyle bir şey düşünmeyen birçok yolcu gece kasabaya gelirken bu tümseyin üstünde köprünün üzerine düşen beyaz bir ışık görmüştür. Türklere gelince, onlar çok eski zamanlarda burada din uğruna şehit düşmüş bir dervişin Şeyh Turhan'ın yatmakta olduğunu iddia ederler. O büyük bir kahramanmış ve küffar ordusuna karşı Dirinna geçidini korumuş. Bu tümseyin üstünde bir taş, bir türbe bulunmayışının nedeni de dervişin böyle vasiyet etmiş olmasıymış. Kimsenin onun nerede yattığını bilmemesi için hiçbir iz bırakmadan gömülmek istemiş. Çünkü küffar ordusu bir gün yine gelecek olursa bu tümseyin altından kalkarak tekrar onlara yolu kapatacakmış. Buna karşılık bazen gökyüzünden bu toprak yığına nur inermiş. İşte çocukların yaşamı köprünün altında ve çevresinde böyle masum oyunlar ve çocukça hayaller içinde akıp gider. Ama delikanlılık çağına gelince köprünün üstüne Kapıya'ya taşınırlar. Gençlik hülyaları orada bambaşka konular üstünde dönmeye başlar. İlk hayat mücadeleleri, sıkıntıları da orada başlar. İlk aşk hülyaları, bakışmalar, fısıltılar, laf atmalar, ilk iş görüşmeleri hep burada başlar. Pazarlıklar, kavgalar ve anlaşmalar burada yapılır. İlk randevular burada verilir. Mevsimin satışa çıkarılan ilk kirazları ve kavunlarını, sabahın sıcak saleplerini, sıcak simitleri hep burada, köprünün bu taştan terası üstünde yapılır. Dilenciler, sakatlar, cüzzamlılar da burada buluşur. Kendini göstermek, birini görmek ya da kıyafet, silah gibi bir şeyler satmak isteyen gençler de burada toplarlar. Orta yaşlı, tanınmış kişiler de politikadan ya da ortaklaşa dertlerinden söz etmek üzere gelip buraya otururlar. Ama yine de çoğunluğu şakalaşmaktan ve şarkı söylemekten başka bir şey bilmeyen gençler meydana getirir. Tarihsel olayları bildiren ilanlar, beyannameler de buraya, çeşmenin üstündeki duvara asılır. 1878'e kadar herhangi bir sebeple cezaya çarptırılanların, idam edilen ya da kaza geçirenlerin başları da burada gösterilirdi. Bu sınır kasabasında hele kargaşalık yıllarında idamlara sık sık, hatta ileride göreceğimiz gibi bazen her gün rastlanırdı. İster düğün, ister cenaze alayları olsun bir an Kapıya'dan durmadan köprüyü geçemezdi. Düğün alayları kasabaya girmeden çoğu zaman burada durup sıraya girerdi. Eğer hadisesiz barış devri ise herkes rakı şişesini ağzından ağza dolaştırır, şarkı söyler, kolo oynar ve çoğu zaman burada tahminden de fazla kalırdı. Cenaze alaylarına gelince, cenazeyi taşıyanlar, ölenin de yaşamının önemli bir parçasını geçirdiği bu Kapıya'da durup bir an dinlenirlerdi. Nasıl ki köprü kasabanın en ilgi çekici bir yeri ise Kapıya'da köprünün en önemli noktasıdır. Vişegradlılardan konukseverlik gören bir Türk yolcusunun seyahatnamesinde yazdığı gibi, herkesin kalbinde yer etmesi gereken Kapıyalıları, kasabanın can damarı, köprünün kalbidir. Bu köprü her çeşit cinler ve canavarlarla savaşmak, çocukları diri diri duvarlara gömmek zorunda kaldıkları söylenen
eski zaman mimarlarının ne kadar akıllı kişiler olduklarına da bir örnektir. Onlar yalnız binanın sağlamlığına ve güzelliğine önem vermekle kalmamış, gelecek kuşakların rahatını, ondan ne türlü yararlanabileceklerini de düşünmüşlerdir. İnsan bu kasabanın günlük yaşamını bilir ve iyice düşünecek olursa, bütün Bosna'da Vişegradların kapıyalarında duydukları zevk ve rahatlığa benzer bir his duyan insanın pek az olduğunu anlar. Tabidir ki kış mevsimi hesaba katılmaz. O zaman köprüden ancak zorunluluk duyanlar geçer. O da ırmakta durmadan esen sert rüzgarın altında başını eğerek ve adımlarını sıkılaştırarak yürür. Tabidir ki kapıyanın açık terasında durmak kimsenin aklından geçmez. Ama başka mevsimlerde kapıya büyük küçük herkes için Allah'ın bir nimetidir. İsteyen günün ve gecenin her saatinde ister bir iş üzerinde konuşmak, ister ahbaplarla yarenlik etmek için olsun kapıya gidip oturabilir. Irmağın üstünde 15 metre kadar uzanan bu taştan sofa sanki havada yürüyor gibidir. Üç yanı koyu yeşil dağlarla çevrilmiş, başının üstünde yıldızlı ya da bulutlu bir gök kubbesi, önünde artı mavi dağlarla kapalı küçük bir amfiteyatr gibi uzanmış bir ufuk. Sevincini, üzüntüsünü ya da boş vaktini böyle bir yerde geçirmek. Acaba dünyada kaç zengine ya da vezire nasip olmuştu? Şüphesiz az, pek az kişiye. Oysa yüzyıllardan beri bizimkilerden nice nice kişiler gelip bu sofaya oturmuş, güneşin doğmasını, akşam ezanını ya da başı üstündeki gök kubbenin belirsiz bir biçimde değişmesini beklemiştir. Kim bilir kaç kişi burada oturup bu düzgün parlak taşa dirseklerini dayamış, yüzünü avuçları içine almış, ışığın dağlar üzerinde, bulutların gökyüzünde bitmek tükenmeden oynaşmasını seyretmiştir. Ülkenin hep aynı, yalnız başka başka biçimlerde düğümlenmiş kader yumağını çözmeye çalışmıştır. Çok eskiden biri, herhalde yabancı ve şaka ediyordu, bu kapyanın kasabanın kaderi ve kasabalıların karakteri üstünde büyük bir etki yaptığını söylemişti. Vişegradlıların hayal kurma ve düşünceye dalma eğilimlerinin karakterlerindeki o üzgün sessizliğin nedenini kapyada geçirdikleri o uzun düşünceye dalma saatlerinde aramak gerekir, demişti. Vişegradlıların öteki kasabalarla ölçülünce zevklerine düşkün, eli açık ve hoppa kişiler olduklarını inkar edilmez. Kasabaları elverişli bir yerdedir. Yakın köyler bereketli ve zengindir. Herhalde Vişegrad kasabasına çok para girer ama hiçbir zaman fazla kalmaz. Hiçbir tutkusu olmayan sofu bir idareciye rastlanırsa herhalde o kasabaya yeni gelenler arasındadır. Vişegrad'ın havasından ve suyundan çocuklar bile elleri açık, parmakları aralık doğar. Eli açıklık ve kaygısızlık buranın genel bir hastalığıdır. Vişegradlılar yeni gün yeni nafaka parolası ile yaşarlar. Söylentilere göre ihtiyar Novak artık yorulup Romanya ormanlarında yaptığı haydutluktan çekilmek zorunda kalınca yerine geçecek olan oğlu Grijutsa'ya şöyle bir öğüt vermiş. Pusuda beklerken yaklaşan yolcuya dikkatle bak. Eğer atını kurula kurula sürüyorsa üstünde kırmızı bir çepken, gümüş kaplamalar ve ayağında beyaz tozluklar varsa o bir foçalıdır. Hemen saldır. Çünkü üstü başı ve kesesi para doludur. Eğer kılığı gösterişsiz, başı eğik, sanki dilenmeye gidiyormuş gibi atının üstünde çömelmiş birine rastlarsan düşünmeden vur. Çünkü o bir rogatitsalıdır. Onların hepsi cimri, kurnaz ama para babasıdır. Ama eğerin üstünde bağdaş kurmuş, dümbelek çalarak avaz avaz şarkı söyleyen birine rastlarsan sakın vurma ve ellerini boş yere kana bulama. Bırak geçsin. Çünkü o Vişegradlıdır ve beş parasızdır. Onların cebi para tutmaz. Bütün bunlar yukarıda sözü geçen yabancının düşüncelerini doğruluyor. Oysa bu düşüncenin ne dereceye kadar doğru olduğunu söylemek güçtür. Birçok şeyde olduğu gibi bunda da nedeni ve sonucu birbirinden ayırt etmek kolay değildir. Acaba bu neşeli insanları böyle yapan kapıya mıdır, yoksa istek ve ihtiyaçlarına cevap vererek kapıya kendi zeka ve muhayyilelerinden mi doğmuştur? Bu boş ve anlamsız bir sorudur. Çünkü insanların ihtiyaç, düşünce ve isteklerine cevap vermeden rastgele meydana gelmiş hiçbir yapı yoktur. Nasıl ki mimarlıkta motifsiz şekiller ve keyfi çizgiler bulunamaz,
Ama büyük, güzel ve yararlı olan her yapının başlangıcı, hayatı ve içinde yükseldiği toplumla olan ilişkisi bir takım esrarlı, acıklı ve karmaşık hikayelerin doğmasına sebep olur. Her ne hal ise, herhalde bu kasaba halkının hayatı ile köprünün arasında yüzlerce yıllık sıkı bir bağ var. Alın yazıları birbirine öylesine kenetlenmiş ki onları birbirinden ayrı olarak düşünüp anlatmak mümkün değildir. Onun için köprünün yapılışı ve alın yazısı üzerine anlatılan hikayeler aynı zamanda kasabanın ve kasabalıların hayat hikayesidir. Kuşaktan kuşağa ve ağızdan ağza anlatılan kasaba ile ilgili bütün hikayelerde orta yerinde bir taç gibi taşıdığı kapıyası ve 11 kemeri ile herhalde taş köprünün de adı geçer.